Merhaba arkadaşlar, 16. dersimize hoş geldiniz. Daha önce de size söz verdiğim gibi 17. dersimizde size Carter Picking ve Johnny Cash'e ait I Walk the Line parçasını öğreteceğim. Çok keyifli bir parça, çalması da çok keyifli. Fakat şu anda konumuz bu değil. Bu parçayı lütfen YouTube'da dinleyin. I Walk the Line, Johnny Cash. Bunu bir ödev olarak veriyorum. Evet. Fakat onu öğretmeden önce bugün size iki etüt öğretmek zorundayım. Yoksa bu parçayı öğretmek zor olacak. Evet, biraz önce her iki etüdü de çaldım. Bu etütlerden bir tanesi sol majördeydi, diğeri ise do majördeydi. Her ikisinin de ortak yanı dört dörtlük olmaları. Çünkü I Walk the Line parçası da dört dörtlük bir parça. Aralarındaki fark, ton farkı. Bir, ikinci fark da picking fark. Evet. İlk önce birinci etüdümüzden başlayalım. Sol majörde olanı. Şimdi size ekranda onu gösteriyorum. Bu herhalde olmuştur. Şimdi de do'da olanı gösteriyorum. Evet. Şimdi de açıklıyorum her birini teker teker. Bakın size ne demiştim? Dört dörtlük demiştim. İki ölçü sol, iki ölçü do, iki ölçü re, iki ölçü sol şeklinde yazılmış. Buradaki tek olay bu dört dörtlük bir bum, dımçak, dımçak, dımçak ya da bumçak, bumçak dediğimiz gibi. Bumçak, bumçak. Çaldım zaten önce duydunuz da. Tek özelliği bakın yukarıda sol majör akoru var. Sol majör akorunun basıyla başlıyoruz. Aşağıdaki ince tellerde tekrar sol si sol çalmışız. Ve ikinci basta sol yerine si seçmişiz. Diğer ölçü de aynı. Do majör de aynı şekilde. Do basta başlamış. Mi basta devam etmiş. Şimdi tek zorluk burada re majör akorunda. Daha önce size serçe parmağınızı çalıştırmanız için etütler vermiştim. Umarım o etütleri yaptınız. Çünkü eğer yapmadıysanız bu akorda zorlanacaksınız. Göreceksiniz zaten çalarken. Çünkü buradaki fa diyez sesini serçe parmağınızla basmak durumundasınız. Evet. Yoksa büyük bir zorluk yok. Ama bunu böyle akıcı bir şekilde çalmanız lazım. Yoksa gelecek parçayı çalamazsınız. Şimdi gelelim ikincisine. İkincisi do majörde yazılmış. Burada herhangi bir zorluk yok. Ne akor açısından ne de picking açısından. Yalnızca bu arpej şeklinde yazılmış. Özelliği bakın do majörde do basta başlamış ama ikinci bas sol. Olur mu? Olur. Çünkü sol sesi do majör dizisinde beşinci yerde var. Evet. Aynı şekilde fa'da da öyle. Fa basta başlamış. İkinci bas do. Evet. Ve burada da bu sözünü ettiğim geçişler var. Zaten onu kendiniz anlayacaksınız. Bakın fa'dan do'ya mi ve re yaparak gitmiş. Evet. Yani bunu inceleyin ve bunları akıcı olarak çalın. Bunları akıcı olarak çalmadan lütfen 17. dersimize başlamayın. Şimdiye kadar öğrettiğim hiçbir şey gereksiz değildi. Bazıları size gereksiz gelmiş olabilir. Bakın göreceksiniz hepsini zamanla öne alıp kullanacaksınız. Tekrar görüşmek üzere sevgiler.